Merhaba, herkese iyi çalışmalar. Genel kavramların ilk videosu olan soft brick, hard brick ve lead kavramlarından bahsedeceğim. İlk önce brick kavramından bahsedelim. Ben bir önceki videoda bunun kelime anlamının tuğla olduğunu ve tuğla kelime anlamının tuğla olduğunu ve telefonun bozuk olduğu durum olduğunu söylemiştim. Bir telefon bozulduysa buna global tarzda brick oldu diyoruz. Yani telefonumuz artık bozuldu, tuğla oldu diyoruz. Araştırmalarımızı yaparken de örneğin elimizde bir Vestel telefon var. Vestel işte Z10 brick yazarak Google'da ya da diğer arama motorlarında araştırmamızı yapıyoruz. Bu şekilde İngilizce kaynaklardan da bilgiler edinebiliyoruz. Brick bozul anlamına gelir. İkinci olarak değinmemiz gereken ikinci kavram soft brick. Şimdi bu aslında bu sıraladığım soft brick, hard brick ya da brick'in tamamıyla bir karşılığı yok. Yani ben hard brick'e bu anlamı veriyorum. Başka bir usta gelip de bana bu hard brick değil, bu soft brick diyebilir. Zaten bu terimler kendi kendilerine oluşmuş olan terimler. Yani bunlara birileri brick demiş ki sonradan brick olmuş. Tamamen oluşmuş bir kaynak yok. Ancak temel tarzda bahsediyorum. Aklınızda bulunsun. Ben yalnızca herkesi kabul gören kısımlardan bahsedeyim. Gerisi zaten teferruat. Şimdi soft brick yazılımın çökmesi durumu. Bir telefonun yazılımı çökmüşse, telefon işte logoda kalıyorsa ya da animasyonda kalıyorsa, format atınca düzelecek gibi ise ya da düzeliyorsa, yüklemesi sonucu düzeliyorsa, şimdi cihazda titreşim ya da herhangi bir led ışığı falan varsa, yani cihazda tepki varsa, yukarıda yazdım, tepki alıyorsanız, yani şarj kablosunu taktınız bilgisayar gördü değil. Şarj kablosunu taktınız telefon titredi. Güç tuşuna bastınız titredi, led ışığı yandı, ekran yandı, söndü. Bu soft brick'tir. Yazılım yüklersiniz düzelir, bu kadar. Buna soft brick diyoruz. Yazılım yüklenince düzelecek olan bir kısım yani. Telefon çalışıyor, normal yazılım atıyorsunuz. Geri hayatı geri dönüyor. Buna soft brick diyoruz. Diğeri hard brick. Şimdi bunda ilk önemli olan şey yazılımı düzelmediyse ya da şöyle değil de tepki yoksa, hiç tepki yok telefonda, basıyorsunuz tepki gelmiyor, led ışığı yanmıyor, ekran titremiyor, bilgisayara bağlıyorsunuz görmüyor. Normal kabloyu takıyorsanız hani görmüyor. Tepki yoksa hard brick olmuştur. Çözüm olarak yazılım yüklenir. Yazılım yüklemeyi denersiniz. Yazılım yükledikten sonra düzelmiyorsa farklı yazılımlar denenir. Teknik incelemeye, teknik bölüm incelemesine alınır. Şimdi yazılım yüklemenin de farklı farklı bölümler var. Bunlara da yine değineceğiz. Teknik bölüm incelemesine alındığında hepsi ortaya çıkar. Bu teknik bölüm incelemesini de anlatacağım. Hard brick'in olayı da budur. Tepki yoktur. Yazılım yüklersiniz. Cihaz çalışır ya da çalışmaz. Çalışmazsa farklı yazılımlar yüklersiniz. Yine çalışmazsa yazılım yükleme modunu değiştirip acil durum ön yükleme modlarından yükleme gerçekleştiririz. 3. Lead. Kelime anlamı artık öldü demek. Çözüm olarak yani yazılım yüklenir ve düzelmeyebilir. Bunun dışında yine düzelmiyorsa yani hard brick'in de ötesinde. Ya bilgisayar görmüyorsa bu DT hard brick'ten ayıran kısım, yani yazılım yükleyemiyorsanız her şekilde yapılacak iki adet şey vardır. Bir, Yonga setini sökersiniz ve yazılım atarsınız. Buna da değinmeyi düşünüyoruz. Diğeri de JTAG. Şimdi Yonga setini söküp yazılım atmaya
İsmi vardı, tam aklıma gelmiyor. Biz yonga setlerini cihaz üzerinden sökeriz ve bunları JTAG araçlarına bağlayarak yazılım atarız. Bir de JTAG var. Bu da işlemciyi, yani yonga setini yerinden sökmeden üzerine bir takım kablolar bağlayarak bilgisayara port verdiririz. Lead'i böyle hayata geçirmiş oluruz. Yine düzelmiyorsa artık yonga seti ölmüştür ya da telefonda yonga seti dışında başka bir sorun vardır demektir. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.